Herkesin bildiği şeylerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen hemen hepimiz bir çeşit SD kart kullanıyoruz. Micro SD ya da SD kart. Bizler genelde fotoğraf makinesiyle tanışmıştık bunlarla. Ama günümüzde artık normal SD kart kalmadı gibi bir şey. Hepsi mikroya döndü. Çünkü cep telefonları orayı da etkiledi. Cep telefonlarının harici depolama çözümleri mikro SD kart formatında. Çünkü küçük olması gerekiyor onun yani şöyle baktığınız zaman çok zararı yok. Çünkü Micro SD'yi de SD kart formatına dönüştüren adaptörler genelde kutusundan çıkıyor. Apple dünyasında bu pek yok. Çünkü onlarda dahili depolama haricinde harici depolamayı böyle Micro SD ile yükseltmek diye bir şey yok. Onlar diyorlar ki yetmiyorsa baştan yüksek de dahili depolama al ya da işte buluta yedekle diyorlar. Bu zihniyet çok şaşırtıcı değil aslında bakarsanız. Çünkü Hiçbir firma kendi kontrolünün dışında olan bir başka dolanımın kendi telefonuna ya da işte kendi ürününe zarar vermesini istemez. Micro SD kart alıp depolama arttırdınız. Bir şey oldu. Ee, orada bütün fotoğraflarınız, videolarınız gitti. Adam gidip işte SanDisk'i aramaz. Gider Samsung'u arar. Böyle böyle oldu. Benim telefonum işte fotoğraflar gitti, kurtarın diye. O yüzden Apple'ın bence bu konuda kendini sağlama aldığını düşünüyorum ben. Yani hiç uğraşmamak için. Çünkü çok fazla SD kart var, micro SD kart var. Bunların bir kısmı cep telefonuyla uygu... cep telefonu bırakın yani normal fotoğraf makinesinde bile çabucak bozulan kalitede oluyor. Dolayısıyla riskli bir durum telefon için. E, ne olacak senin teknik servisin boşu boşuna buradan gelen feryatları dinleyecek ki işte insanların anıları gidiyor. Yani aslında çok da kritik bir bileşen. Android tarafında ise genelde e, üreticiler MicroSD'ye izin veriyorlar ki depolamaları, dahili depolaması 512 GB'de ulaşan telefonlarda bile görüyoruz. E, burada işte az önce söylediğim gibi arıza durumunda ne yapabileceğinizi anlatacağım. Şöyle benim muhtemelen en çok MicroSD kart bozduğum ürün telefondur. Fotoğraf makinesinde de çok bozdum ama telefondaki gibi değil. Telefonda hani hatta şöyle söyleyeyim bir telefonu kullanma ömrünü bir tane micro SD ile geçirmek nasip olmadı bugüne kadar. Mutlaka bir şekilde bozuldular. Nasıl bozuluyorlar? Bir bakıyorsunuz sistemden gitmiş hiç gözükmüyor bile. O da en kötüsü çünkü fark etmiyorsunuz. Telefon da uyarmıyor. Mesela çekiyorsunuz çekiyorsunuz videoları fotoğrafları bir anda hafıza doldu diyor. Hadi nasıl oluyor? E, kocaman depolama taktım ben bunun içine. Bir bakıyorsunuz meğer o çoktan dahili depolamaya yazmaya başlamış. Çünkü harici depolamaya ulaşamıyor yazma hataları var. Orada biraz daha şanslısınız. Orada uyarı veriyor. Ben de bir tanesini yakaladım. Samsung S9 Plus'ta. Video çekerken yazma hatası verdi. Ve öyle öyle anladım bir sorun olduğunu. Ne yapıyorsunuz o durumda? Gidiyorsunuz yazma yerini depolamayı dahiliye çeviriyorsunuz. O en azından o anki çekmek istediğiniz şeyi çekebiliyorsunuz. Böyle bir sorun yaşarsanız Google Play Store'da bunu düzelttiğini iddia eden yazılımlar var hiçbirine güvenmeyin yorumları da çok kötü zaten bakabilirsiniz Daha basit bir yolu var Kart sökün Bir tane kart okuyucusu edinin Ve ona e, Takın bazıları direkt artık yenileri yeni nesil olanlar MicroSD e, micro olarak da direkt takılabiliyor öyle bir kart okuyucunuz yoksa e, Adaptör bulmanız lazım ki SD karta çevirin Bunu Windows'a bağlayın Windows zaten hemen uyarı veriyor Diyor ki bu burada bir hata var düzelteyim mi? düzelt diyorsunuz. Düzelt diyor. Sonra tekrar telefonunuza taktığınız zaman hiçbir sorun yokmuş gibi çalıştığını göreceksiniz. Çok büyük ihtimalle benim durumumda öyle oldu en azından. Dediğim gibi sorunum yazma hatasıydı. Bir sorun olmadı. Şuna da rastladım. Yine kartı hiç görmüyor telefon. Niye görmüyor diye baktım. Windows'a taktım. Hiçbir uyarı vermedi ve açıldı. Kirlenmiş bir şekilde. Temizledim pinlerini, taktım geri okudu. Bir sorun yoktu. Ama benim tavsiyem şu. Bir kart bir şekilde hata vermeye başladıysa ki bu bahsettiğim e, kart adatanın Data'nın 128 GB kartıydı. Burada düzelttikten birkaç hafta sonra yine tekrar etti. Ben artık o karta asla güvenmem. Niye böyle yaptığını bilmiyorum çünkü. E, tam bozulabilir. Yani içindekileri hiç kurtaramayacak hale gelebilirim. O yüzden o hatayı verince tamam bir bir, bir kere düzelttik işte bir daha olursa e, o kartı emekli edin. İçindekileri hemen yedekleyin zaten. Hani bilgisayara takmışken atın bir kenara bir klasöre dursun içi ve yeni bir kart alıp öyle devam edin derim. Ha, riski seviyorsanız e, o zaman düzelte düzelte kullanabilirsiniz. Zaten bir, bir, sorun olduğu zaman biraz da dahili depolamada yer bırakın. Dibine kadar doldurmayın. E, bir şey olursa en azından çekimlerinizi oradan devam ettirirsiniz bir süre. Durumu kurtarırsınız ama dediğim gibi o karta ben, ben olsam asla güvenmem. Kritik uygulamalarımı o kartla yapmam. Başka işlerde kullanırım. Tam bozulmadıysa. O yüzden yeni bir kart almakta fayda var derim ama işte kriz anında bu şekilde elinize geçireceğiniz herhangi bir bilgisayara takarak dosya sistemini düzeltebilirsiniz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun hepinizin bildiği şeyler kısmı Windows'taki o işte dosya kurtarma daha doğrusu hatayı düzeltme özelliğiydi. İşte bilmediğiniz şey belki burada işte telefonun kartını da bu şekilde Windows'a düzelttirebilmektir. Duymamış olabilirsiniz daha önce. Ee, ama yine de siz e, anketi dolu, ya işaretleyin. Öğrenelim bakalım kaç kişiye faydası olduğunu. Böyleydi başka bir bölümde e, bu SD kart konusunun değişimini yani ben ne ile değiştirdim onu da anlatacağım. E, bunu onu anlattıktan sonra buna da linki onun da linkini veririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.